Hediyeleşmek. Sual. Verilen hediyeyi alıp almamanın dinimizdeki yeri nedir? Cevap. Hediyeleşmenin önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz, insanların birbirleriyle ilgilerini kesmemesi ve irtibatlarının kopmaması için hediyeleşmeyi emreder, hediyenin alanı sağır ve kör ettiğini bildirirdi. Yani hediye sayesinde hediye verenin kötü sözlerini duyamaz, kötü işlerini göremez olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müsafaha edin, müsafaha kini, kırgınlığı giderir. Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır, düşmanlığı giderir. Hediyeleşin, çünkü hediye aradaki muhabbeti artırır. Hediyeleşin, çünkü hediye dostluğu artırır, kini, düşmanlığı giderir. Talep etmeden verilen hediyeyi kabul edin. İstemeden verileni alın. O, Allahü Teala'nın gönderdiği rızıktır. Hediyeyi reddeden, Allahü Teala'nın verdiğini reddetmiş olur. Davete icabet edin, hediyeyi reddetmeyin. Hediye, Allahü Teala'nın gönderdiği güzel bir rızıktır. Hediyeyi kabul edin ve karşılığında daha güzelini verin. Hediye verene siz de hediye verin. Eğer verecek bir şey bulamazsanız, onun için dua edin ki hediye karşılıksız kalmasın. Şimdi bazı gayrimeşru işler yaptırmak için hediye adı altında rüşvet veriliyor. Hediye verenin böyle bir art niyeti olmadığı biliniyorsa, verilen hediyeyi geri çevirmek uygun değildir. Hazreti Ayşe validemiz, muhtaç bir kadının hediyesini kabul etmeyince, Peygamber Efendimiz, o kadın muhtaç olsa da hediyesini kabul edip ona daha fazla bir şey vermeliydim buyurdu. Sahabeden bir zat da verilen hediyeyi kabul etmeyip, ya Resulallah, birinden bir şey alanda hayır yok buyurduğunuz için almadım deyince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, o isteyerek alınan şeylere mahsustur, istenmeden verileni alınız. Verilen hediyede art niyet yoksa mutlaka almalı ve karşılığında az çok bir şey vermelidir. Bir şey veremeyen kimse ise hediye verene dua etmelidir. Bunu falanca verdi. Allah ondan razı olsun demelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kime bir iyilik yapılırsa o iyiliği ansın. İyiliği anmak şükür olur. İyiliği gizleyen nankörlük etmiş olur. İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Hediye muhakkak bir mal vermekle olmaz. Selam vermek ve faydalı bir şey söylemek de hediye olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mümini sevindireni Allahü Teala sevindirir. Bir arkadaşın hidayetini artırıcı veya onu tehlikeden kurtarıcı bir söz söylemekten daha iyi hediye olmaz. Hediyenin en iyisi, hikmetli bir sözü öğrenip birine öğretmektir ki, bu da bir yıl ihlaslı ibadet etmekten daha sevaptır. Seferden dönerken, çoluk çocuğunuza yararlı bir taş da olsa hediye getiriniz. Kim sadaka verirken sevabını Müslüman ana babasının ruhuna hediye ederse, verdiği sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden kendine de yazılır. Bir hadis-i şerifte de, arkadaşını seven sevdiğini ona bildirsin buyuruldu. Sevgiyi hediye ile bildirmek, diliyle bildirmekten daha kolay ve daha önemlidir. Bir arkadaşa seni seviyorum demek zor olabilir veya yanlış anlaşılabilir. Birine hediye vermek, seni seviyorum demenin bir başka şeklidir. Hediye, alanın mülkü olur. Sual. Bir arkadaş bana bir miktar İslam ahlakı kitabı hediye etti. Bunları tanıdıklarına verebilirsin, dağıtabilirsin dedi. Ben bunları dağıtınca sanki sevabın hepsi hediye eden arkadaşı olacak, bize sevap olmayacak sanıyorum. Bu düşüncem yanlış mı? Cevap. Çok yanlış. Bir şey bir kimseye hediye edilince artık o şey o kimsenin kendi malı olur. Kendi malını istediği gibi kullanır, satabilir, hediye edebilir. Hatta yaksa bile hediye verenin sevabı eksilmez. O da birilerine hediye ederse o da sevap alır. Hediye alan da başkalarına hediye ederse ona da sevap olur. Ötekilerin sevabından bir şey eksilmez. Hediye çorap. Sual. Bir arkadaş namazda giymek üzere bu çorabı sana hediye ettim dedi. Ben o çorabı namazda giymesem, başka zamanlarda giysem haram olur mu? Cevap. Hayır, haram olmaz. Hediyesi sahihtir, şartı batıldır. O çorabı namazda hiç giymeseniz de, hatta başkasına hediye etseniz de mahsuru olmaz. Yani o mal artık sizindir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
hediyeyi hediye etmek. Sual, kimisi hediye hediye edilmez derken, kimisi de hediyeyi hediye etmek sünnet diyor. Hangisi doğrudur? Cevap, ikisi de doğru değildir. Hediyeyi hediye etmek caizdir. Peygamber Efendimiz kendisine gelen hediyeyi kendisi kullandığı gibi başkalarına da vermiştir.